Gün doğmadı Kırım'ın semalarında. Ağlar mısın? Üzülür mü? Yanar mısın? Kırım, Kırım böyle soğuk gecelerde sen de beni iyi sözle anar mısın? Ben hasret oldum, hasret kaldım vatanıma. Yüksek dağlar ben korgenden, güzel bağlar. Kırım'ı Urzufu, Ayudağ'ı, Memiş'in bayını, adaları, Gelin Kaya'yı hatırlamadığım hiçbir günüm, bir sabahım, akşamım olmuyor. Evet efendim, takvimlerimiz 9 Mart 2021'i gösteriyor. Ben Kalakay. Ben Baybörü. Bu akşam sizlerle birlikte Emel Vakfı'nın Facebook sayfasından sesleneceğiz ve Cengiz Dağcı'nın Zamanı Durdurduğu Evi adlı belgeseli izleyeceğiz. Evet efendim, bundan tam tamına 102 yıl önce 9 Mart 1919'da büyük yazarımız Cengiz Dağcı dünyaya geldi. Biz hep birlikte Cengiz Dağcı'yı bir buçuk saat önce bir güzel konferansta kim? Melek Maksudoğlu hanımefendinin Cengiz Dağcı Londra'da konulu konferansında hem öğrenmiş onu, evet. Hem Cengiz Dağcı'yı dinledik Melek Hanım'dan ve şimdi de günün bir sonraki programı olan belgesel gösterimine geldik. Tabii bundan önce öncelikle yönetmenimizi tanımamız gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası ben. Sen ne diyorsun? Evet Kalakay, ben de sana katılıyorum ki belgeselin yapımında bizzat yönetmeni olan Neşe Sarısoy Karatay Hanımefendi'nin de çok büyük emekleri bulunmakta. Onun çabalarıyla belgesel bugün sizlerin huzurunda diyelim Kalakay. Teşekkür ediyorum. O zaman Neşe Sarısoy Karatay kimdir sorusuna bir cevap verelim hep birlikte. Sinop Ayancık'ta doğmuştur. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo Televizyon bölümünü bitirdi. 1989'dan beri TRT'de yönetmen ve yapımcı olarak çalışıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi yılın en iyi televizyon programı ödülünü 3 defa alan tek kişidir. Üniversitelerde tarih ve Türk dünyası konularında bilimsel sempozyumlara katılmış ve çeşitli söyleşiler gerçekleştirmiştir. Ünlü tarihçi Profesör Halil İnalcık ile çeşitli belgesellerde 22 sene çalışmıştır. Yine çeşitli dergilerde belgesel ve sinema konusunda yazıları bulunmaktadır. Beykent Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Evet efendim, ben şimdi yayınlanmış olan kitabını söyleyeceğim. Daha sonra da ödülleri, belgesellerini Baybörü anlatacak. Yayınlanmış olan kitabı ise Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız arasında adlı kitap. Sinemis'ten çıkmış 2011 yılında. Evet Baybörü, sen de isimli kardeşim. Teşekkür ediyorum Kalakay. Ben de hemen belgeselleri yapmış olduğu filmleri anlatmaya başlayayım. İlk olarak 2017 yılında Halil İnalcık Yüzyıllık Çınar adlı belgeselini ifade edebiliriz ki senin de biraz önce ifade ettiğin üzere bu belgeselle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri
televizyon ödülünü kazanmıştır. 2015 ve 2016 yılında Kur'an coğrafyası belgeselini yürütmüştür. 2013 ve 2015 yıllarında yine Halil İnalcık ile Tarih Sohbetleri belgeselini 27 bölümden oluşan bir belgesel olarak yürütmüştür Neşe Hanım. 2013'te Kırımoğlu Bir Halkın Mücadelesi belgeselini görmekteyiz ki hepimiz gözlerimiz dolu dolu gururla bir yandan da izlemişizdir bu belgeseli. 2011 yılında Cengiz Dağcı belgeselini görüyoruz. 2009'da Göç Doğu'ya belgeselini görmekteyiz ki bu belgeseli 2010'da Prix Europe finalisti olduğunu ifade edebiliriz ve aynı zamanda 2010'da da Eskişehir Film Festivali'nde bu belgeselin gösterim aldığını söyleyebiliriz. 2007 yılında Özü Türk belgeselini görmekteyiz. Bu belgeselle de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri televizyon ödülünü aldığını ifade edebiliriz bu noktada. 2007'de Avrupa Müslümanlar belgeselini görmekteyiz. Bu belgeselin de Avrupa Yayın Birliği ile ortak proje olduğunu ve 15 Avrupa ülkesinde gösterildiğini ifade edebiliriz. Yine Neşe Hanım'ın imzasını taşıyan bu belgesel. 2006'da Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız arasında belgeseli var ve 2004'te İsmail Bey Gasparalı belgeselini görmekteyiz efendim. İsmail Bey Gasparalı belgeseli de İstek Vakfı Bilge Kağan Okulları tarafından yılın belgeseli ödülünü kazandığını da burada söyleyebiliriz. 2002'de Ayancık'a Bir Tutam Temrotu belgeselini görmekteyiz. 2003'te Fatih ve Fethi belgeselini yine Neşe Hanım'ın imzasını taşıdığını söyleyebiliriz burada. 2000'de Osmanlı Devleti'nin Doğuşu belgeselini görmekteyiz. Bu belgeselle de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri Televizyon Ödülünü, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Yılın Belgeseli Ödülü kazandığını ve Ankara Film Festivali'nde de 2000 yılında gösterime girdiğini söyleyebiliriz Kalakay. 1999'a baktığımızda Halil İnalcık ile Sözlü Tarih belgeseli ve yine 1999'da Arşivdeki Osmanlı Hazineleri belgeselini ifade edebiliriz. 1995 ve 99 dönemleri arasında Tüketici Dünyası 140 bölümden oluşan bir belgeseli haftalık olarak hazırladığını söyleyebiliriz. Bu belgeselle 1999 yılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Ödülü ve Tüm Tüketicileri Koruma Derneği Yılın Tüketici Programı Ödülünü kazandığını da burada ifade etmekteyiz. Son olarak da 1994 ve 95 yılları arasında Portakal Yokuşu belgeselini ifade edebiliriz. Sevgili izleyicilerimize Kalakay diyorum ve sözü sana bırakıyorum. Buyur. Teşekkür ederim. Yani ne denilebilir ki? Mükemmel bir... Evet, başarılarla dolu bir kariyer. Parıl parıl böyle ışıl ışıl mı denir? Diyebiliriz. Bence de kesinlikle öyle. Evet efendim, Neşe Hanım'ı tanıdık. Neşe Hanım başarılı, önemli bir yönetmen ve yapımcı kendisi. Şimdi de gelelim belgeselimize. Hemen belgeseli izletmeden önce ufak bir iki anekdotta bulunacağız. Ardından da hemen belgesel geliyor. Cengiz Dağcı'nın zamanı durdurduğu evi adlı belgeselin oluşmasında Neşe Hanım'ın 2002, 2006 ve 2009 yıllarında gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlere dayanmaktadır. Değil mi? Evet, Kalakay bizzat Cengiz Dağcı'yla beraber olup hani birinci elden gözlemlerini belgeseli aktardığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi gelin hep birlikte hem o zamanın durduğu evi görelim hem de Neşe Hanım'ın yorumlarını hani dinleyelim. Bir görelim bakalım Cengiz Dağcı 102 yaşında bizim hala eserlerini okuduğumuz. Neyse. Çok fazla lafa gerek yok. Fazla evet. Tutmayalım sizleri. Evet efendim, şimdi de Neşe Sarısoy Karatay'ın yönetmenliğinde Cengiz Dağcı'nın zamanı durdurduğu evi adlı belgeseli sizlere takdim ediyoruz. Thank you.
Bu belgesel 2002, 2006, 2009 yılları arasında Cengiz Dağcı'ya yaptığım ziyaretler, belgesel için evinde ve 2011 yılında Kızıltaş'ta gömüldüğü gün yaptığımız çekimler sırasındaki araştırmalarım, gözlemlerim ve onunla yaptığım sohbetlerin Cengiz Dağcı'nın romanlarıyla özdeşleştirilmesiyle hazırlanmıştır. Cengiz Dağcı'nın yıllardır yaşadığı aslında bütün hayatını yansıtan evinin ve evindeki eşyaların ve küçük bahçesinin Cengiz Dağcı'nın duygu dünyasında yarattığı çağrışımların çözümlenmesini ve dolayısıyla hayatının karanlıkta kalmış kısımlarını aydınlatmayı amaçlamaktadır. Evi ve bahçesi Cengiz Dağcı için Kızıltaş'tır aslında. Yüreğinde sakladığı, evinde benzerini yaratmaya çalıştığı Kızıltaş da mutludur. Anneme Mektuplar kitabında bunu şöyle açıklamıştır. Eve girdiğim günü iyi hatırlıyorum. Eski sahibi tarafından yıllar önce terk edilmiş ev, tozlu pencereleri, köşelerde örümcek ağları, duvarlarda yer yer alçısı aşınmış ahşap merdiveni ve baştan başa yabani otlar ve sarmaşıklarla örülü küçük bahçesiyle tıpkı bugünkü bizim Kızıltaş'ımız gibi boş, hayattan kopuk, gerçek dışı bir yerdi. Bu ev benim Kızıltaş'ım olacaktı ve oldu da. Yüreğimin içinde taşıdığım Ayıdağ'ın, adaların, Pilibaşı'nın resimlerini kendi elimle çizip duvara astım. Bahçesini temizledim, çiçekler ektim çit diplerine. Çimenliğin ucunda diktiğim badem ağacının dibine bir bozkaya bulup yerleştirdim. Yıllar geçiyordu ve her geçen yılla bahçem yeşillik ve çiçeklerle süsleniyor, evim sevi ve özlemlerimin havasına bürünüp gerçek bir Kızıltaş oluyordu. Yoklayacak bu balaçık ayneni. Evinde karısı öldüğünden beri hiçbir dekorasyonu değiştirmemişti. Ölen eşin anısına saygıdan ve sevgiden korunan eşyalarla kaplıydı. Birkaç gözlük, fotoğraflar, hep oturduğu koltuk. O eşyaları terk etmenin onun anısına ve sevgisine ihanet olacağını düşündüğü için ölümüne kadar 13 sene geçmişin esiri olan duygularıyla beraber yaşamıştı. Bu eşyalar, nesneler Cengiz Dağcı'nın iç dünyasını, hayatını, hayallerini, duygularını, o andaki yaşantısını özetlemekteydi aslında. Yaşanmışlıkları, anıları yansıtan Regina'nın eşyaları ve fotoğraflar, yaşanmamışlıkları, hayalleri anlatan Kırım'la ilgili nesneler, yaşanmakta olan somut gerçekliği anlatan mutfak masasındaki dizili ilaçlar gibi. Zamanın durduğu evde eşyaların karamsar, kahverengi görüntüsü benim de duygularımı harekete geçirdi. Geçmişin neşesinin karşıtı hüzün, yalnızlık kokusu ve ölüm korkusu. Eski eşyaların üzerindeki yaşanmış anların küf kokusu. Dipte uğuldayan sessizliğin sesi. Bu öyle bir kokuydu ki hala burnumda hissediyorum. Eski eşyaların üzerindeki yaşanmış anların kokusu. Şimdi Cengiz Dağcı'nın duygu dünyasını harekete geçiren nesneleri yakından inceleyelim. Yaşanmışlık, anılar, hüzün ve yalnızlık duygularını harekete geçiriyordu Cengiz Dağcı'nın. Vatanından sürgün bir yazar olan Cengiz Dağcı, 53 senelik hayat arkadaşı Regina'nın ölümünden sonra Londra'daki evinde onun anıları ile 13 sene yalnız yaşamıştır. Hepsi Regina'nın işleridir. Hayallerle, anılarla ve şimdiki hayatın gerçekliğiyle dolu olan Cengiz Dağcı'nın mütevazi evinde zaman adeta 13 sene önce durmuş gibidir. Bu ev onun geçmişin güzel anılarıyla yaşadığı bir yerdir. Romanlarında zaman zaman yansımalarını gördüğümüz cümlelerdir. Regina'nın yıllar önce oturduğu koltuk, çökmüş minderiyle sanki biraz önce kalkmış gibiydi. Fulham Road'daki bu evde Regina'nın ayak sesleri ve nefesi sanki her an hissediliyordu. Merdivende ayak sesleri,
Gelip geçmiş tüm yılların bir gölgesi gibi Regina gelip duruyor yanıma. Gecenin karasına bakıyoruz sessizce. Konuşmamıza ihtiyaç yok. Bizi mutlandıran veya hüzünlendiren şeyleri uzun yıllar konuştuk. Yatak odası, hayallerini kurduğu yatak, sallanan koltuk. Yansılarda şöyle anlatıyordu, hayalleri ve rüyalarla dolu yatak odasını. Sabahleyin uyandığında oda güneş ışığıyla doluydu. Başka sabahlarda olduğu gibi Regina demli çay getirdi yatağıma. Çaylarımızı içerken kaşları altından süzdü beni Regina. Yüzümde bir şey görmüştü galiba. İki kez baktı. Ben pencere örtüleri arasından sokağın karşı yakasındaki evlerin damlarına dalmıştım. ''Rahatsız değilsin ya'' dedi Regina. ''Yok dedim, rahatsız değilim. Hava güneşli bugün. Wimbledon'a gidip biraz gezinmeyi düşünüyorum. İyi, ben de geleyim'' dedi Regina. Ama Regina gelmedi. Yaşanmamışlık, hayaller, özlem. Çalışma masası. Tüm yaşanmamışlıklarını, hayallerini ya da yaşanmışlıklarını, yani özlemlerini satırlara döktüğü yer çalışma masasıydı. Bahçeye açılan pencerenin yanında ağaçlara bakarak hayaller kuruyordu. Ya da karşısında asılı Gurzuf'un resmine bakarken. Cengiz Dağcı bu yazı masasındaki halini, özlemlerini, hayallerini ve aslında ruhunun gelgitlerini romanlarında pek çok kez anlatmıştı. Eser çekmecede, ben ise kapkara bir duvarın karşısında oturur gibi oturuyorum masamın başında ve sorulara bir ipucu bulamıyorum. Az uzağımda eşim, koltuğa oturmuş kitap okuyor. İçinde bulunduğum durumun farkında galiba ki arada bir kaçamak, bir bakışla süzüyor beni. Neden sonra ayağa kalkıyor, masama yaklaşarak elini hafifçe omzumun üzerine yerleştiriyor. Ve Cengiz, saat 12, daha oturacak mısın diye soruyor. Yok diyorum, yok oturmayacağım. Yatak odasına çıkalım. Ama biliyorum, yatakta aynı soruları tekrarlayacağım. Ve sorular bu gece de cevapsız kalacaklar. Benim eserlerim olmasaydı 1917 ile sürgüne kadar 1945'e kadar Kırım'da neler oldu, nasıl oldu, büyük bir boşluk olacaktı ve gelecek nesiller neler olduğunu, Kırım'da neler olduğunu bilmeyecekler. Evet. O eserler o boşluğu doldurdu. Onlar da insandı, o topraklar da bizimdi. Her sanat değerleri bakımından benim eserlerim Türkiye Edebiyatı çerçevesi içerisinde kendi yerlerini uzun yıllar muhafaza edeceğimden bundan eminim. Bu bana çok büyük bir hoşnutluk veriyor. Annesinin babasının fotoğrafı, Ayı Dağı ve Gurzuf fotoğrafının duvarda asılı olduğu Kırım köşesi onun hasretlerini anlatıyordu. Türkiye'den gelen ziyaretçilerin getirdiği kalpak ve Kırım'dan gelen folklorik bebek o köşeyi daha da anlamlandırıyordu. Oysa hep Kızıltaş'taydı, Kırım'daydı Cengiz Dağcı. Hayallerini o kadar geliştirmişti ki artık onlar hayal olmaktan çıkmış, gerçekliğe dönmüştü. Vatan ve millet hasreti o kadar ağır basıyordu ki sanki bedeniyle tüm zaman ve mekan sınırlarını aşıp kah gençliğindeki Kırım'da, kah şimdiki Kırım'da buluyordu kendisini. Bu Kırım'dan geldi. Hayaller ve gerçeklik arasındaki sınırı yansıtan nesneler, sokak kapısı ve saat, iç ve dış arasındaki sınır, gel git. Cengiz Dağcı'yı ilk ziyaretim Ekim 2002'de oldu. Evinin kapısını vurduk, bir müddet açmadı. Merdivenden ayak seslerinin indiğini duyuyorduk. Biraz bekledik ve kapıyı sessizce açtı. Sonradan romanlarından anladığımıza göre kapının çalınması onun dış ve iç dünyası arasındaki sınırı teşkil ediyordu. Gözlerimi yumuyorum. Kuru bir tıkırtı geliyor kulağıma. Biliyorum, sosyal güvenlik dairesinden bir memur kız çalıyor kapıyı. Başka kimse olmaz.
Soru soracak yine. Evinizde sizden başka oturan biri var mı? Sizi evinizde ziyaret eden hısım akrabalarınız var mı? Ev işlerinizde yardıma ihtiyacınız var mı? Git be kız, git. Benim için hayatta gerekli olan şeyleri sen bilemezsin. Yüreğimin acılarına dermanı ben kendimde buldum bunca yıl. Bu akşam da kendi ruhumda arayıp bulacağım. Kızıltaş sandığım kadar uzak değil. Karanlık kalksın hele, karlar erisin hele, ben Kızıltaş yoluna koyulacağım yine. Toprağında saklı bahar bekliyor beni orada. Al perçemli bulutlar, ılık yağmurlar, gümüş çitler üstünde serçeler, saksağanlar, mutlu martılar bekliyor beni orada. Karanlık çözülsün, karlar erisin hele, gideceğim. Benim yalnızlığımı sen anlayamazsın. Yalnızlığımda yüz binlerin duasını yazdım yüreğime. Çalma kapımı, git. Yüreğim yorgun bu akşam. Git, git, git. Uyuyacağım. Yaşanmakta olan somut gerçekliği yansıtan nesneler. Mutfak, acı gerçeklik. Balıkçıyım, balıkçıyım. Oo, çok su vardı böyle. Akan sular mekanımdır. Belki mi bugün, belki mi yarın. Masanın üzerinde haftalık olarak dizili ilaçlar ona acı gerçeklik olan hastalıklarını anlatıyordu. Sabahleyin ve akşam yatmadan önce ve gündüz öğreniyorum. Bu ilaçsız ben yaşayamam. Bu ilaçsız budur benim ilaçlarım. Şunları ben her gün bunu yapıyorum. Yatmadan önce bunları alayım, sabahleyin bunları alayım, öğleüstü bunları, akşam bunları alayım. Kitaplık, tatlı gerçeklik. Cengiz Dağcı'nın yazdığı kitaplar, sergilendiği kitaplık, onun gururu ve sevincini tatlı gerçekliği temsil ediyordu. Cengiz Dağcı'nın bu evde, anılarının hüznüyle yaşamadığı tek yer, hayatının boşa gitmediğini gösteren yer, bu kitaplıktı. Hayatı boyunca bağrından kopan duyguları sözcüklere, sonrasında cümlelere ve en nihayetinde kitaplara dönüştürmüştü. Bu da İngiliz hayatına, oy Markusoy, bu İngiliz hayatından. Evet. O hikayedir. Bu benim en sevdiğim kitaplar arasında, annemin mektupları. Annemin mektupları. Yazarlar vardır, yani yalnız işte hayali bir konu arar bulurlar ve onun etrafında bir şeyler yazarlar. Bu eserler benim eserlerim öyle değildir. Ben onları kendi içimde, kendi etimde de canımda duyarak yazılmış şeylerdir. Onların olabilir eğer onların değerleri varsa, yalnız bu bakımdan değerleri var. Fakat 3-4 ay evvelsi bu kitabı bana Ötüken gönderdi. Bunu görmüşüm, o kadar sevindim, hatta yatağıma alacaktım ya benim lüzumu diye. Ne zaman gönderdim ben İstanbul'a bu sütteyi? Kime gönderdim onu hatırlayamadım. Bu ihtiyar savaşçı sürgünde bir ihtiyar Kırım Tatarı Kırım'a dönüyor. O zamanlarda Kırım'da da Bahçe, sevinç. Bahçede mutludur Cengiz Dağcı. Çünkü küçük bir kızıltaş haline getirmiştir bahçesini. Bu küçücük bahçe kendisinindir ve kimse alamaz onu Kırım'dan. Ne de kimse sürgün edebilir sınırlarını geçip. Ekim 1998, geceleyin yağan sicim gibi yağmur çiçekleri yere serdi. Başı az öne eğik çiçeklere ağıt tutarcasına Regina duruyor bahçede. Evden çıkıp yanına gidiyorum. Gözleri öylesine hüzünlü ki çocuğunu yitirdi dersin. Yazın sonu diyor Regina. Sesinde de kış boyu kapalı odalarda kalmanın, renksizliğin, donukluğun ve uzaklığın hüznü.
Elini tutuyorum. İkimiz iki öksüz çocuk gibi duruyoruz bizim bahçede. Önemli bu çiçekler, bu yeşil yaprak, bu yeşil ot. Önemli bizim için. Mutluluğumuz tabiatla sınırlı. Elle tutabildiğimiz, tabiatın az uzağında kaldık mı bir çeşit solgunluk çöküveriyor üstümüze. Aramızdan deryalar geçse. Hayallerinin ve anılarının son noktası, hasretin bittiği yer, Kızıltaş'taki mezarlık. Cengiz Dağcı öldüğü son gün olan 23 Eylül 2011 gününe kadar Kızıltaş'ın hayaliyle yaşamış, hep vatanında, Gurzuf'ta olmayı umut etmiş ve eserlerinin birçoğunda bu hasreti dile getirmişti. Allah onun vatanına hasret kaldığı 58 yıl boyunca ettiği bu duaya yanıt vermiş olmalı ki imkansız ve olağanüstü denebilecek bir durumdan kurtarıp bedeninin Kırım'a, Kızıltaş'a götürülüp gömülmesini sağladı. Her gün, her gün hatırlıyorum. Kırım'la yaşıyorum. Benim tenim, bedenim buradadır, İngiltere'dir ama canım oradadır orada. Allah aslında çok önceleri Cengiz Dağcı'ya mezarını göstermişti ve o da yansılarda şöyle anlatmıştı. Bu akşam da yansılara gömülü otururken, Cengiz sen ölünce senin ruhun hemen Kızıltaş'a dönecek diyor Regina. Başımı yansılardan kaldırmaksızın bedenimin dönmesini yeğlerdim diyorum. Bilinmez, bedenin de döner belki Kızıltaş'a günün birinde diyor Regina. Ve içim ısınıyor. Hoş bir sıcaklık kaplıyor bedenimi. Bir ara kendi mezarımı Kızıltaş'ta görür gibi oluyorum. Beni Memiş'in bayırına gömebilirler. Gelin kayanın dibine gömebilirler. Soğuk su bayırlarına, Ayı Dağı'yla yayla arasında esen şiddetli rüzgarlara açık tübyakırlarına gömebilirler beni. Nereye gömülürsem gömüleyim fark etmez. Yeter ki ölü bedenim Kızıltaş'a gömülsün. Hem de her zaman söz ettiği Ayı Dağı manzaralı üzüm bağlarının içine gömüldü Cengiz Dağcı. O günü çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'den büyük bir kalabalık cenaze için gelmişti. Cengiz Dağcı'nın ölü bedeni Kızıltaş'taki mezarlığa gömüldü. İnsanlar da aldıktan sonra görüntülemek için mezarın başında kalmıştık. Tam kamerayı kurduğumuz sırada hava bozdu. Bir rüzgar çıktı. Mezarın üzerindeki dağılmış kumlu toprak savruldu ve kalabalığın ayak izlerini sildi. Cengiz Dağcı'nın yeni mezarı, atalarının yok edilmiş mezarları gibi yüzyıllardır oradaymış gibi yerine oturdu. O rüzgarla birlikte Cengiz Dağcı'nın 58 senelik esir ve sürgün ruhu aynı romanlarındaki gibi savruldu gitti. Üzüm bağlarının üstünden özgürlüğe uçtu. Ayı Dağı'na doğru, Karadeniz'e doğru. Derken güneş bulutların arasından geniş huzmeler yansıtarak hasretle hoş geldin dedi. Bu toprakları, bu insanları ve acı sürgünleri dünyaya anlatan o muhteşem yüreğe. Neşe Sarısoy Karatay Hanımefendi'nin imzasını taşıyan Cengiz Dağcı'nın Zamanı Durdurduğu Evi belgeselimizden sonra tekrardan sizlerle beraberiz değerli izleyicilerimiz. İsterseniz belgesel yayınımız esnasında sizlerden gelen yorumları okuyarak başlayalım efendim diyoruz ve ilk olarak Namık Kemal Bayar abimizin bir yorumu var. İyi yayınlar genç Tatar demiş, teşekkür ediyoruz. Lilya Tanatar'ın bir yorumu var, iyi yayınlar demiş. Aynı şekilde Yavuz Eser Alper de iyi yayınlar demiş. Daha sonra Emel Kırım Vakfımızın resmi olarak bir yorumu var. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz bütün yorumlarınıza. Kemal Tokuç'un bir yorumu var. İyi yayınlar demiş. Ve Ömer Bircan da iyi yayınlar diyor efendim. Teşekkür ediyoruz. Sami Aymaz da sağ olunuz demiş. Harika demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Halit Hüseyin Kiril alfabesiyle yazıldığı için ilk harfini okudum. Kusura bakmayın. İlk kelimeyi okudum. Kusura bakmayınız. İyi yayınlar bu güzel belgeseli.
izleme fırsatı verdiği için Neşe Hanım'a ve Genç Tatar'a çok teşekkür ederim demiş. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Beğendiyseniz ne mutlu. Alp Yavuz Eser iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Gülsen Metin, bir kadın olarak gurur duydum yaptığınız işlerden Neşe Hanım, sevgiler demiş. Ediye Migun da gene Neşe Hanım maşallah demiş. Teşekkürler efendim. Tuğba Özdemir, böyle başarılı insanları tanıma fırsatı bulduğum için Emel Kırım Vakfı'na çok teşekkür ederim demiş. Ve Bülent Tanatar bir de kalp atmış. Çok teşekkür ederiz efendim. Nur Tembay tebrik ederim demiş. Basri Ateş, Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin diyoruz efendim biz de. Yine Melek Hanım'ın bir yorum var. Tebrik ederim. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederiz Melek Hanım. Sizin de dilinize, yüreğinize sağlık diyoruz efendim. Şener Karatay'ın bir yorum var. Maşallah gurur duyduk. Başarılarınızın devamını dileriz inşallah demiş. Perihan Çokoylu oğlu demiş ki başarılarınızın devamını dilerim. Tebrikler demiş. Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Mustafa Çetin, Neşe Hanım elinize, yüreğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şengül Talgır, Neşe Hanım emeklerinize, yüreğinize sağlık. İyi yayınlar Genç Tatar demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben Bayböre olarak bütün Genç Tatar ekibimiz adına değerli yorumlarınız ve Emel Vakfımız adına da olmak üzere başta çok teşekkür ediyorum. Ali Tarım abimiz ki Konya Derneğimizin yönetim kurulunda da yer alıyor. Büyüğümüz demiş ki teşekkürler Neşe Hanım demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ediye Migun, emeğinize sağlık, teşekkür ederim, çok duygulandım demiş. Ve hemen ardından Sami Aymaz, Neşe Hanım sayenizde kendimizi o evde Cengiz abi ile birlikteymiş gibi sizlerle beraber hissettik demiş. Aynı duyguları biz de yaşıyoruz efendim. Ediye Migun gene Neşe Hanım ve Zafer Karatay 100.000 kere sağ olunuz demiş. Evet, Ediye Migun'un yorumuna bizler de katılıyoruz. Çok sağ olsunlar efendim. Sami Aymaz, dile kolay bir ömür boyu vatan Kırım hasretiyle yaşamak ve yazmak için çok önemli sebepleri teşkil ediyor olması çok verimli bir yaşam. Keşke Türkiye'ye de gelebilseydi, ruhu şad olsun efendim demiş. Ve eklemiş ki Sayın Neşe Sarısoy Karatay'a ve sevgili eşi Zafer Karatay'a ve emeğe geçen bütün ekibe bu değerli belgeseli hazırlayıp bizi sundukları için teşekkür ederim demiş. Biz de yorumunuz için teşekkür ediyoruz efendim. Özgür Karahan abimiz nefis demiş. Ve ardından Ediye Migun, Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın demiş. Suzan'la Mustafa Yava, gözlerim doldu, çok teşekkür ederim demiş. Züleyha Kadrizade, çok sağ olunuz demiş. Sizler de sağ olunuz efendim. Arslan Küçük Yıldız, sağ olun, var olun demiş. Taha Bayraktar demiş ki ruhu şad olsun. Mehmet Zeki Duaner'de yüreğinize, emeğinize sağlık demiş. Lilya Tanatar tekrardan ellerinize sağlık Neşe Hanım, tebrikler, teşekkürler demiş. Şevket Savaş'ta çok duygulu diyerek ekleme yapmış. Ardından Murat Erol Bey de tebrikler, sağ olunuz demiş. Tuğba Özdemir de Allah rahmet eylesin, çok başarılı bir belgeselli Neşe Hanım'a çok teşekkürler demiş efendim. Teşekkür ediyoruz. Ediye Migun Genç Tatar, sağ olunuz demiş. Biz çok teşekkür ederiz efendim yorumunuz için. Erol Taylan, emeklerinize sağlık. Mustafa Tokuç, çok güzel bir belgesel olmuş. Emeğe geçen herkese teşekkürler demiş efendim. Nur Tembay hanımefendi, çok duygulandım. Neşe Hanım emeğinize sağlık demiş. Kemal Tokuç da hemen ardından Neşe Hanım'a bu güzel belgesel için çok teşekkür ederim. Emeğinize, yüreğinize sağlık demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz. Ömer Bircan, emeğe geçen herkese çok teşekkürler demiş. Ve Nur Tembay da Genç Tatar, sizler de çok sağ olun demiş. Biz çok teşekkür ederiz efendim bu fırsatı bize verdiğiniz için. Neşe Sarısoy Karatay hanımefendimizin belgeselinin imzasını taşıyan hanımefendi demiş ki teşekkür ederiz. Cengiz Dağcı çok daha fazlasını hak ediyor. Zafer Karatay'ın yaptığı bir saatlik Cengiz Dağcı belgeselini izleme imkanınız olursa gerçekten Cengiz Dağcı'yı anlamış oluruz biraz demiş. Biz de katılıyoruz efendim ki bu belgeseli izlemenizde naçizane tavsiye ediyoruz. Bülent Tanatar, ağzınıza sağlık Genç Tatar ekibi demiş. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Neşe Hanım tekrardan teşekkürler Genç Tatar demiş. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Sizler sağ olunuz. Mustafa Salih Solakgir, Cengiz Dağcı Türkiye ile Kırım coğrafyasını edebiyat ile birleştiren edebiyat birliğini kurmuş şahsiyetimizdir. Türk dünyasını ve Türkiye'yi yeterince tanıtılmalıdır demiş. Biz de katılıyoruz efendim. Necip Arslan, Neşe Hanım sağ olunuz. Bülent Tanatar, emeğinize sağlık Neşe Hanım, teşekkürler demiş. Hilal Sak, Genç Tatar ekibinin ve Neşe Hanım'ın emeklerine sağlık.
internet vasıtasının toplaşıllarının devam etmesi dileğiyle selamlar demiş. Necip Arslan da Cengiz Dağcı ruhu şad olsun demiş. Taha Bayraktar bir yorumda daha bulunmuş ve Neşe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Yurdunu kaybeden adamı bu güzel belgeseliyle anlık demiş. Nur Tembay hanımefendi de Neşe Sarısoy Karatay ve Zafer Karatay büyük yazarımızın sağlığında belgeselini çektiğiniz bizlere ve gelecek nesillere daha iyi tanımamızı sağladığınız için Allah razı olsun der demiş. Teşekkürler efendim. Sami Aymaz bütün öz halkımıza selamlarımla demiş. Elif Kurtbörü iş bilirdi. Neşe Hanım genç Tatar sağ olunuz demiş. Cengiz Dağcı Allah'tan rahmet dilerim ruhu şad olsun. Cansu Seyhan da çok güzel bir belgesel, çok duygulandık. Hazırlayanların emeklerine sağlık, sağ olunuz demiş. Sizler sağ olunuz efendim. Bülent Tanatar, Cengiz Dağcı eserleriyle edebiyen insanlığın hafızasında kalacak demiş. Ve ana sayfamızda son olarak Mustafa Tarakçı, selamlar, saygılar efendim, teşekkürler demiş. Elinize sağlık demiş ve bu anda bir yorum daha geldi. Servet Odaman da muhteşem bir belgeseldi. Çok etkileyici, emeğe geçenlere teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz efendim ve diğer sayfalarımızda da yorumlar var mı hemen kontrol ediyoruz. Arovaysan'ın bize iletmiş olduğu yorumlar vardı. Onların yorumlarını da hemen okuyorum. Şeref Sert iyi akşamlar, hayırlı yayınlar, Antalya'dan selamlar demiş. Recep Orak da maşallah yaş kardeşlerimize demiş. Çok sağ olunuz efendim. Ve Arovaysan'ın da belgeselimiz hakkında bir mesajı vardı. Ona da sizlere aktarayım efendim ve genç Tatar olarak biz de aynı duyguları paylaştığımızı ifade ediyoruz. Yazdıklarını kalbimize işlediğimiz insanın bizzat kalbinin içine indiğimiz bir belgesel oldu. Duygulanmamak elde değil. Değerli büyüklerimiz Zafer Karatay'a ve Neşe Hanım'a ne kadar teşekkür etsek az demiş Arovaysa. Çok teşekkürler Arovaysa'ya da. Uzakta da olsa bizlerle ekip olarak yardımlaşmaya çalışıyoruz. Recep Orak büyüğümüz, Allah mekanını cennet etsin Cengiz Agam ve Neşe Hanım'a, Zafer Agay'a teşekkürler demiş. Son olarak da Mehmet Emin Yenice, çok teşekkür ederim. Lise yıllarından beri eserlerini zevkle okuduğum değerli yazarı bizlere tekrardan izlettirdiğiniz için ruhu şad olsun efendim demiş. Bizler de bu arada şunu da eklemek istiyoruz değerli izleyicilerimiz. Bu belgeseli tekrar tekrar izlemek isterseniz ki biz öyle tahmin ediyoruz. Neşe Sarısoy Karatay Hanımefendi'nin YouTube sayfasında yine aynı adla yani Cengiz Dağcı'nın zamana durdurduğu evi belgesel olarak izleyebilirsiniz diyoruz efendim. Ve genç Tatar olarak bizler de şunları kısaca eklemek istiyoruz izninizle. Biraz önce Melek Hanım'ın çok daha güzel ifade ettiği üzere Cengiz Dağcı çok büyük bir değerimiz. Biz genç Tatarlar olarak Cengiz Dağcı'yı, onun kitaplarını her zaman hayatımıza örnek almaktayız. Cengiz Dağcı vatan Kırım'dan uzak düşmek zorunda kalmış olsa da belgeselimizde de gördüğümüz üzere evinin her tarafında, hatta ruhunun her noktasında vatan Kırım'ı yaşadığını görmekteyiz. Bu açıdan görsel hafızamızı oluşturan bu belgeselleri izlemek biz gençlere her zaman örnek olmakta ve onların mücadelelerini sanki canlıymış gibi bizlere sergilemektedir efendim. Bu açıdan genç Tatar olarak naçizane biz de diyoruz ki Cengiz Dağcı'nın eserlerini hepimiz okuyalım ve okutturalım. Kütüphanelerimizin en nadide eserleri arasında yer alsın diye düşünüyoruz efendim. Ve son cümle olarak da diyoruz ki bu belgeselin sizlere ulaşmasında bize güvenerek bu görevi bize tevcih eden başta Zafer Ağamız olmak üzere bütün Emel Vakfımız yöneticilerimize ve büyüklerimize saygılarımızı sunarız. Çok teşekkür ederiz efendim genç Tatar olarak. Umarız ki en iyi şekilde bu görevi yapabilmişizdir ve belgeseli sizlere ulaştırabilmişizdir diyoruz efendim. Ve şu anda yeni yorumlarımız da gözükmüyor. Artık Emel Vakfımızın yayınına burada nokta koyduğumuzu belirtmek istiyoruz efendim. Ve diyoruz ki sağlıkman kalınız efendim.